2. Semti Secde şu anda 16 Nisan'da yapılacak evet kampanyası öncesi bütün yurttaşlar yurttaşlık görevini yapması için nerede hangi sandıkta oy kullanabilmesi gibi bilgi ihtiyaç vardı. Şu anda Avcılar Belediyesi, CHP'li Avcılar Belediyesi'de 11 mahallesi var. 11 mahallesinden de birer personel koymuş, bilgisayar koymuş, vatandaş kimliğini gösterince hangi sandıkta ne evde oy kullandığını şu anda görebiliyoruz. Dün de zannediyorsam belediye başkanımız şeyi verecek. Kimliğini sıkını verecek başkanım. Önce Kenan Bey'in de. Evet, kimlikler ne yapıyoruz? Biz de kuyruktayız. Biz de kimliğimizi vereceğiz. Başkanım, bu çalışmayı nasıl başlattınız? Bunu biraz derinliğini vatandaşlara anlatır mısınız? 16 Nisan'da olacak referandumla ilgili olarak seçmen listeleri biliyorsunuz askıya çıktı. Muhtarlıklarda seçmen listeleri askıya çıktığında mahalle muhtarlıkları 100 bin nüfus olan mahalleler de var. Yetişmesi de mümkün değil. Onun için biz belediyemiz, kent kültür evlerimiz ve mahallelerimizde bazı noktalara da seçmen sandıklarının askıya çıkmış olan sandıkların kontrolüyle ilgili olarak belediye görevlisi arkadaşlarımızı koyduk ve faaliyetlerini kolaylaştırıyoruz. Bu işi muhtarlıkların da yükünü almak adına hafta sonları da açık olacak. Muhtarlığa kadar gidemem uzak demesinler. Belediyemizde, kent kültür evlerimizde ve belediyenin noktalarında burada görüldüğü gibi kimliğini veriyor ve kendisine de seçmen bilgisini sorgulatıp oy kullanıp kullanmayacağını, seçmen kütüğünü görüp görünmediğini, ailesinde bir başka insanların olup olmadığını tespit etmiş oluyor. Biz referandumun öncesinde herkesin anayasal hakkı olarak oy kullanma hakkını önceden öğrenip varsa itirazını yapması için bu hizmeti de veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Avcılar 450 bin nüfuslu bir ilçemiz. Evet. Sizin bu çalışmanızla yüzde kaç sandığa gidebilir? Yani öyle bir tanesiniz var mı çalışma arkadaşlarınızla? Biz sandığa gitme oranının yüksek olması ayrıca sandığa gittiği zaman bazen sürprizle karşılaşıyor. Seçmen listesinden silindiğini görüyor vatandaş. Bu bir vatandaşa yapılabilecek yaşadığı en büyük sıkıntı ve şoklardan birisi oluyor. Yani neden hakkını kullanamasın? Onun için de biz buradan tekrar tüm vatandaşları uyarıyoruz. Lütfen 18-26 Şubat arasında, 26 Şubat'a kadar hafta sonları da dahil gerek muhtarlıklardan, gerekse belediyemizin bütün noktalarından seçmen listelerini sorgulasınlar, sandığa gitmek için isimlerin olup olmadığını tespit etsinler, yoksa itirazı için de bu hakkını şimdiden öğrenmiş olun. 26 Şubat'tan sonra hiçbir itiraz kabul edilmiyor. 26 Şubat. Evet. Burada ne yapıyoruz başkanımızda? Ömer'e olarak çalışıyoruz. Evet. Burada seçmen bilgilendirme noktası. Seçmene diyoruz ki bilgilerini söylüyoruz. Siz şu sandıkta kullanacak mı, oyunu kullanıp kullanamayacağını, hanesinde kaç kişi olup olmadığını, seçmen olup olmadığını bilgisini veriyoruz. İtiraz etmek için 26 Şubat sonra. Kaç mahallede kurdunuz efendim? 10 mahallede. Hepsinde kurduk noktalarımızı. Belediye, bazı mahallelerde, tabii bütün kent kültür evlerimiz de var. Belediyenin kendisi de var. Bazı mahallelerimiz özellikle üniversite mahallesiyle Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nin birleştiği havuz meydanı var. Onun kenarında bir karavan kurduk. Üniversitenin önünde de bir karavanımız var. Hemen üniversitenin karşısında. Onlar da seçmen listelerini sorgulayabilirler. Hepimiz bir engelli adayız. Diyelim ki ben yatalım. Kimliğini eğer bildirsem belediyemize uygun hangi sandık olup olmadığını verecek yani. Tabii her bilgileri verildiği gibi engellerini de bildirdikleri takdirde biz zaten kendilerinin evinden alınıp oyunun kullanılmasına kadar belediye olarak hizmet vereceğiz. Yani insanların anayasal ve demokratik haklarını kullanması için ve sandığa gidip oyunu kullanıncaya kadar olan bütün süreçlerde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Seçmene verilen kağıtta bir binada yabancı olup olmadığını evet. Da görebiliyor. Tabii. Aynı binada oturan seçmenleri gördüğü zaman önceden böyle sürprizlerle karşılaşabiliyordu vatandaşlar. Tabii. Diyordu ki ben kendisi seçmen listesinden benim adımı silmişler. Benim evimde başkaları görünüyor diyebiliyor. Şimdi tam zamanı. Bunları sonra söylemesinler. Herkes gidecek. Şimdi bizim seçmen noktalarımızdan, belediyemizin
gerekse muhtarlıklardan bunları sorgulayabilir, itirazlarını şimdi yapabilirler. İtirazlarını nüfus müdürlüğüne ve seçim kuruluna yapabiliyorlar. Sevgili seyirciler, 20'ye yakın noktada Avcılar Belediyesi şu anda bilgisayarını kurmuş. Vatandaşı bilgilendiriyor. 20 kaçından sonra 26 Şubat'a kadar bunu artık öğrenemezsiniz. Yataklar için, engeller için de Sayın Başkanım bize arasınlar. Biz kesinlikle onların nerede, hangi mahallede, hangi sandıkta oy kullandıklarını mutlaka doğru konuda yardımcı olacağız. Evet. Peki, teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz.